kendisini sadece işte o meşguliyetiyle tanımlıyor ve onu insan olma sürecinin dışına itiyorsa, evet, mesleki yani olarak donduruyorsa, evet, evet, ben mesela sosyolojiyi insan olma sürecimin bir parçası haline dönüştürebildiğim oranda başarılıyım. Evet. Ama ben sosyolojinin bizzat kendisine hizmet eder hale geliyorsam, sosyoloji dininin bir mümini haline dönüşüyorsa, sosyoloji tarafından araçsallaştırılıyor. O beni kullanmaya başlıyor. Onun bir aracı oluyorum. Sosyolojinin değneğine dönüşüyorum. Yani sosyoloji ne? Hani varlığı, hayatı insana açıklamada nedir yani? Evet. Bunu iyi anlamamızı küçümsemek için söylemiyorum. O bağ harfine indirgeceğiz gene yani ile. Ama şunu herhalde hep kaçırıyoruz. Bazen otururken, konuşurken geçen yine böyle bilimsel bir ortam, dinle ilgili bir konu geçti. Ben de orada bildiğim şeyleri söyledim. Birisi de dedi ki yani siz ilahiyatçı mısınız? Yani siz güzel sanatlarda birisi olarak nasıl bu konuda konuşuyorsunuz? Tam kategorik zihin işte. Yani dini bir kelime bulduğu zaman bu tipiktir. Anlatabiliyor muyum? Mesela halktadaki yansıması şudur. Otobüste giderken birisine maşallah falan dediğin zaman Kur'an kursunda mı okuyorsunuz? Değil mi? Anlatabiliyor muyum? İmam Hatipli misiniz? İmam Hatipli misiniz falan gibi. Evet. Bunlar zihnimizdeki sekülerizmin, zihnimizdeki o kategorik düşünme, kompartımanlarla düşünmenin bir yansımasıdır. Yani biz işte dini bir şekilde ilahiyat fakültesindeki ya da bir İmam Hatip mektebindeki branşa, alana indirgediğimiz zaman. Bu felaket ya. Mekanizm bir şey. Felaket bir şey. Yani o zaman sanatla sadece o fakültedekiler ilgilensin, felsefeyle diğerleri ilgilensin. Peki hayatın bütünlüğü içerisinde o zaman nereden bakacaksınız? Nereden? İnsanlara ne sunacaksınız? Evet. Onun cevabını bir türlü bulamıyoruz nedense. O yüzden Epiktetos'un bir cümlesi var abi. Çok güzel. Bilmiyorum sizin dünyanızda ne karşılık bulur. Diyor ki asla felsefe yapıyorum deme, insan oluyorum de. Evet. Asla sanatla uğraşıyorum deme, insan oluyorum de. Evet. İranlılarda diyor ya, molla olmak ne kolay, insan olmak ne zor. Ne zor. Kardeşim her bir şey olursun. Yani bakkalla uğraşırsın, bakkal işlerinde uzman olursun, hipermarketlere dönüştürürsün, çanakçı olursun, çömlekçi, kitapçı olursun ama insan olmak başka bir şey. Profesör olursun, insan olamazsın. Evet. Benim derdim bu. Bilmiyorum yani. O zaman zaten şöyle mi desek? Evet, bizim yani kavramı öyle koyarsak yani hani geçen de söyledik ya, bir devletin, bir bireyin ve bir devletin ne yapmak istiyorum gibi bir kavramının olması lazım. Zihninde bir sorunun olması lazım ki bir şeyler yapabilsin. Mesela buradan yani derleyip toparladığımızda insan olmaksa bütün mesele. Tabii. O zaman bunları bir araç olarak mı kullanalım diyorsunuz? Tabii. Yani felsefeyi. Basamak. Dini de mi? Yani ben onu soracağım da. Mesela dinin böyle bir araçsal tarafı var mıdır? Yani din kendi başına bizatihi mutlak bir şey midir? Yoksa insanın erdeme gitmesi noktasında kullanacağı ilahi bir şey midir? Tavsiyeler alanı mıdır? İşte bu çok önemli kritik sorulardan bir tanesi. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdim. Evet. Yani güzel ahlak da hani dinin pratik yansıması, erdem boyutu. Ama ben asıl olanın alemde insan olduğu kanaatindeyim. Yani burada asıl olan insandır. Her şeyin insan için var olduğuna inanıyorum. Ama insanın da bir şey için var olduğuna inanıyorum. Yani insan da bir şey için var. Nedir mesela? O şeyi ayrıca konuşalım. Evet. Şunu söyleyeceğim. Şimdi din insana hayatı anlamlıca, yerli yerinde durarak, her şeyi yerine koyarak, ondan sonra her şeyin kendi özündeki anlamını hissederek yaşamasının bir prospektüsü. Din bir yaşama kılavuzudur. Bir hayat kılavuzudur. Yani nerede duracaksın, neye ne diyeceksin? Ben şöyle bir metaforla anlatayım. Bugün çok konuştum. Ne demek? Konuşun diye çağırdık. Ya vallahi gevezelik ediyoruz. Susmayın, konuşun. Şimdi Platon'un mağara istiharesini beraber düşünelim. Hep beraber. Ne diyor mağara istiharesinde? Sırtı diyor mağaranın kapısına dönük insanlar var. Evet. O mağaranın önünde bir ateş yanıyor. Oradan gelip geçenler var. İzleyicilerimiz de hayal etsinler. Gelip geçenlerin hayalleri, o ateşin de etkisiyle gölgeleri nereye yansıyor? Duvara yansıyor. Elleri ayakları zincirli. Hatta zincir şıkırtılarını bazıları aksesuar zannediyorlar. Evet. Onunla teselli oluyorlar, mutlu oluyorlar. Ondan sonra orada gölgeleri her şey zannediyorlar. Halbuki aralarından bir tanesi zincirlerinden rahatsız oluyor. Bağlayalım. Uyanmanın birinci aşaması zincirlerinden rahatsız olmaktır. Prangalarıyla mesut olan insanlar asla uyanamazlar. Prangasından rahatsız olup onun bileklerinde hisseden, onu bir aksesuar, takı gibi addetmeyenler ancak uyanmaya adaylardır. Evet. Uyanıyor, çıkıyor. Döndüğü zaman ilk defa mağaradan gelen yoğun ışığı görüyor. Gözü kamaşıyor. Gözünün kamaşmasına rağmen ışığa gidiyor. İşte ondan sonra nesneleri görüyor. Diğer
Yani ağaçları görüyor, gökyüzünü görüyor, ayı görüyor, güneşi görüyor değil mi? Evet. Ondan sonra dönüyor ve arkadaşlarını uyarmaya çalışıyor. Ona yaptıkları muameleyi biliyorsunuz. Evet. Deli muamelesi yapıyorlar. Hatta zincirleriyle öldürme teşebbüsünde filan evet. bulunuyorlar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Felsefenin ve bilimin, bilim felsefenin bence tatbik halidir. Tatbike edilmiş yani hayata aktarılmış biçimidir. Varlığa, eşyaya uygulanmış biçimidir. O da bir tür somutlaşmış felsefedir. Evet. Çünkü onun altında felsefi paradigmalar, kalıplar var. Ona bilim ve felsefeyle siz ancak karanlığa uyanabilirsiniz. Yani gene mecazımızı devam ettirelim. Bir adam hiç ışığı hayatına görmedi. Hiç hayatı görmedi. Ona diğer nesneleri görmedi. Ve bir gün 150 yıllık bir uykudan tıpkı 7 uyurların uyandığı gibi bir anda uyandı karanlık bir yerde. Evet. Karanlığın içinde uyanıyor. Bak, uyanmanın türleri var. Aydınlıkta uyanmak vardır, evet. karanlıkta uyanmak vardır. Tabii. Şimdi karanlık bir mağarada uyandığınızı düşünün. O adamın yerinde olduğunuzu düşünün. Dokunduğunuz her şey size nasıl gelir? Karanlıkta uyanmak. Felsefenin uyanıklığı, yani şu anki bilim ve felsefe yoluyla hikmeti, erdemi, hakikati yakalamanın ben karanlıkta uyanmaya tekabül ettiği kanaatini arz ediyorum. Karanlıkta uyandığın zaman dokunduğun her şey sana bir şey yapar, tuhaf gelir. Acaba ne bu? Yani zararlı bir şey mi, akrep mi, ondan sonra çıyan mı, yılan mı evet. bilemezsin ki. Çünkü onu aydınlatan harici bir sistem var. Bir şey kendi içinden aydınlatılamaz. Evet. Yani ona dışarıdan bir ışık tutulması, bir lamba yakılması, bir çera yakılması lazım. İşte metafizik bilgi burada devreye giriyor. Eğer o dili kullanacaksan. Evet. Vahiy. Burada eşyayı aydınlatacak, eşyanın anlamını, insanın anlamını bize sunacak şey dışında, bizzat o varlığın dışında bir şey olması lazım. Çünkü bir şey kendi içinden aydınlatılamıyor. Evet. Ondan sonra o adam karanlıkta uyandı. Karanlıkta uyanmış filozofların çoğunun şöyle haykırdığını duyuyoruz. Rabbim neden bir filozof olarak lanetledin beni? Voltaire'i hatırlayın. Hani Schopenhauer'un vardır ya 25'li yaşlarda biri kapıyı çaldığında oh nihayet biri geldi derdi. Biri geldi. Yani, 40'lı yaşlarda kapıyı adamların çaldığında yine kim geldi? Hakikaten ciddi feryat ettiğini görüyoruz. Evet, yani evet. Schopenhauer ömrü boyunca feryat eden bir adam. Çünkü uyanmış bir adam. Ama evet. karanlığa uyanmış bir adam. Evet. Nietzsche uyanmış bir adamdır. Karanlığa uyanmış bir adamdır. Tiksinti değil mi? Yani bu adam karanlıkta uyandığında her şey ona dehşet veriyor. Her şey ona korku veriyor. Her şey ona elem veriyor. Ondan sonra. Çünkü bir şey kendi içinden aydınlatılamaz. Evet. Varlık kendi içinden aydınlatılamaz. Ancak varlığın dışından bir şeyle biz bunu aydınlatabiliriz. Evet. Yani Tanrı'nın eli müminlerin elinin üzerindedir. Ayetini evet. böyle bir metaforik okuma yapabiliriz mesela burada evet. değil mi? Yani bana ihtiyacınız var maalesef. Fakat işte burada benim sorunum şu. Yani dinin bu yardımcı fonksiyonundan çıkarılıp dinin mutlak bir alan olarak bütün hayatı tanımlayabilecek bir yetkiye ve güce getirilmesi. Mesela Hazreti Ali filozoftur. Bir yönüyle filozoftur. Ve Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin bu basiretini görmüştür ve onun önünü açıcı noktalarda ona etkinliklerde bulunmuştur. Yani ön açıcı noktası. İşte onlar filozof felsefeyi biliyorsun hikem manası, hı-hı. hikmet. Hikmet de yerli yerinde davranmak ve hareket etmek demek. Yani burada şunu her demek istiyorum. Her şeyi yerine koymak. Allah'ın zannedersem insana kendisiyle paylaşmak istediği bir alan bıraktığı gibi. Yani hani Tanrı acıları paylaşan dosttur. Yani şimdi Tanrı tasavvuruna getirmek istiyorum da mesela. Çünkü burası problematik bir alan. Yani Tanrı'yı karıştıracak mısın? Karıştıracaksan bir araya bir şeyler girelim. Benim görevim o. Yani. Karıştırıcı. Mikser. İbrahim Sadri'den bırakıp gittiğin an diye bir şiir yorumunu bırakıp gittiğin kadarız. İsterseniz kadarız. Bunu dinleyelim. Belki aydınlanmamıza yardımcı olur. Mesela şiir de hikmetin ve bilgeliğin en önemli evet. damarlarından biri. Evet. Şiirsiz şuur olmaz ama biz bugün şiirin yittiğini, kaybolduğunu görüyoruz. Evet. Yerine şiircikler var. Bir dönüşle dönüyor. Müzik eşliğinde şiir dinlemek. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle,
yaklaşıyoruz hayata.